Zümrüt nasıl bir öğrenci? Başarılı mı? Çok başarılı. Okulunda ikinci. Ders çalışmayı seviyor mu? Çok seviyor. Kitap okumayı çok sever. Kimden gördü, kimden alıştı? Anne baba okumayı sever mi? Siz teşvik ediyor musunuz? Öğretmenleri Aşk Veysel'de okudu kızım, görme engelliler okulunda. Oradaki öğretmenlerinden çok esinlendi. Yani oradan kaptı. Çok ilgililerdi. Onda da var hırslı. Nasıl bir çocuk Zümrüt? Zümrüt sakin. Nereyi kazandı kızınız? Şirin Yar Anadolu Lisesi'ne. En çok istediği yer miydi? Evet, ilk tercihiydi. Bunun üzerine siz Gümüşbala'dan Şirinyer'e taşındınız. Evet, Gümüşbala'da 14 yıl oturduk. Ondan sonra orayı kazanınca da Şirinyer'e taşındık. Orada da kiralar çok pahalıydı. 750 lira kira. Düşünemedik ilk önce. Hani bir oturduk, baktık ki olmuyor. Okul da fark etti. Sonra işte müdürümüz yani yakın yerlerden ev bulun. Biz okulca parayı ödeyelim servis ücretini dediler. Biz de ev bulduk. Oraya taşındık. Yıkık Kemer'e taşındık. Allah sağ olsun okul çok ilgili yani. 2 ay servis ücretini ödedi. Sonra 2 ayda da yani biz orada o 3 tane çocuğum var. Üç, yani ortanca olan alışamadı. Kızım da yapamadı. Çünkü hiç çevreyi tanımıyor. Hiçbir şey olmuyor. Bak her gün ağlıyorlardı. Sonra tekrar bu tarafa geldik. Burada da şimdi sabahları babası götürüyor. Öğleden sonra ben alıyorum. Sabah kaçta kalkıyor? 5:30'da. 5:30'da kalkıyor. Üzerini giydiriyorum. İşte hazırlıyorum. Kaç otobüs değiştiriyor? 3 araba gidiyor. 3 araba da ben alıyorum. Tabii ben de 6 araba gitmiş oluyorum. 3 gidiyorum, 3 geliyorum. Şirin yerde otururken 750 lira kira veriyordunuz ama karşıdaki okula gidiyordu. Evet, yakındı. Bunları Yakındı. sen anlatsana. Evet, yakındı. Rahattı yani. Ama işte ücretten ötürü yapamadık. Çok aştı bizi. Yeri geldi. Hani çocuğumun beslenmesini dahi hazırlayamadım. Okul karşılamak istedi. Sonra bu tarafa geldik. Burada da işte götürüyoruz, getiriyoruz. Tabii ki zor. Kaç saat derken kalkması gerekiyor? Yani saat 5:30'da kalkıyoruz ki anca hazırlanıyoruz. 7:10 kala arabasına binmesi lazım. Yetişmesi lazım. O şekil yani. İstiyor musun kızının okumasını? Tabii ki çok. Yani okuması onun için hayat. Okumasa biter. Çünkü görmüyor. Sen okudun mu? Okumadım. İlkokul mezunuyum. İster miydin okumak? Çok. Ne olmak isterdin? Eğitimci olmak isterdim. Çünkü çok iyi insanlarla tanıştım. Öğretmenleri, kızımın bütün öğretmenleri çok iyi, sağ olsunlar. Şimdi kızın okumasını istiyorsun. Ona dair bir hayalin var mı? Evet, öğretmen olacak o. Allah'ın izniyle sosyal bilgiler öğretmenliğini istiyor. Öğretmen olacak, bana ev alacak. Yani hep bunu der yani, anne ben sana ev alacağım diye. O inşallah. Önce sağlıklı olsun. Peki eşin ne kadar maaş alıyor? Evinize ne kadar gelir geliyor? Asgari ücret alıyor. Asgari ücret alıyor ama mesailerle falan hani mesai olursa kalıyor mutlaka. Kalmamazlık yapmıyor. Ben de evde bakım ücreti alıyorum. 700 lira. Ama tabii ki ev kira. Yani çocuklar. Kızıma yetişemiyorum. Olmuyor. Yani ben zaten Şirinyer ilk tercihimdi. Oraya istiyordum yani zaten kazanmayı. Çünkü iyi bir okul olduğunu duymuştum. Müdürümüz de bize çok yardımcı oluyordu. Hani iyi okulları seçin, oralar güzeldir, güzel bir eğitim alırsınız diye. Ben de Şirinyer'i ilk tercih yaptım ve kazandım. Yani nasıl çalıştım aslında fazla bir şey yapmadım. İşte okulda Aşık Veysel'de okul bittikten sonra yani dersler bittikten sonra ek ders alıyordum ben. Orada işte bizim öğretmenlerimiz gönüllü olarak bize soru çözdürüyorlardı. Yine konu anlatımlı. Yani öyle çalıştım. Eve geldim tekrar yaptım. Konuları tekrardan gözden geçirdim. Yani böyle çalıştım aslında fazla bir çaba sarf ettiğimi söyleyemem. Peki Şirinyer, Anadolu Meslek Lisesi'ni kazandın, Anadolu Lisesi'ne ilk tercihimdi dedin. Ne olmak istiyorsun? Sosyal bilgiler öğretmeni. Neden? Seviyordum zaten yani Aşık Veysel'deki bir öğretmenim tarafından da aşılandı sosyal bilgiler öğretmenim. İstiyordu zaten o da hani konulara yatkındım. O da bunu söylüyordu. Ben de zaten seviyordum. Kolay da bir meslek benim için anladığım. O yüzden bu mesleği seçtim.
Peki çok yoruluyor musun buradan? Gümüşpala'dan her sabah kalkıp Şirin Yer'e gidiyorsun. Yani yolda hani usandığın, bezdiğin, yıldığın oluyor mu? Ya tabii ki de şimdi ben yani kendim için söyleyeyim ama hırslı bir öğrenciyim. Yani başarmak istiyorum bir şeyleri ve ben şuna inanıyorum. Yani bir şey eğer gerçekten başarabileceksem ben yani bu zor olsa da kolay olsa da yapmak zorundayım. Yani zaten kolayı herkes yapar, ben zoru başarmak istiyorum. Ama tabii ki de her insanın da zorlandığı bir an olur. Ya artık yeter dediği bir an olur ama benim aklıma hep okulumu getiriyorum. Öğretmen olduğum o ilk günü hayal edince her şey gidiyor. Yani 5:30-6 civarında kalkıyorum. Sonra işte üzerimi giyiniyorum, saçımı falan yapıyorum, düzeltiyorum. Sonra kahvaltı. 7-10 kala çıkmak zorundayız. Otobüslerin çünkü artık saatlerini ezberledim. Yani o saatlerde çıkmak zorunda oluyoruz. 3 otobüs gidiyoruz. Yani buradan işte 77'ye biniyoruz. Ondan sonra 510 inip 514'e biniyoruz. Sonra oradan NATO durağını geçiyoruz 514'ten. Oradan işte hangi araba denk gelirse bizim okula çıkacak. O tekrardan binip orada iniyoruz. Yani 3 otobüs gidiyoruz. Bazen ayakta gidiyorum böyle. Hatta birkaç kere şey oldu böyle ayakta giderken artık otobüs de havasızdı. Böyle bir baygınlık geçirdim yani. Böyle ailem, babam vardı yanında, böyle üzüldü yani, hissettim, annem öğrendi, üzü çok üzüldük yani böyle olmasına. Ama dediğim gibi yani benim bir hedefim var ve ben o hedefe doğru emin adımlarla yürümek istiyorum. Görme engelli olman, bu yaşadığın zaten zor bir mücadele. O mücadeleyi daha da zorlaştırıyor mu? Neler yaşıyorsun? Ya mesela eğer ben görme engelli olmasaydım işte otobüsle ya belki zorlanmazdım. Yani ailemle değil de tek başıma gider gelirdim. Ya da ne bileyim derslerde bilmiyorum belki daha çok katkı verebilirdim. Yani hayatımda bilmem yani sanki bu duruma alışmış gibiyim ama tabii ki de zorluklar oluyor. Yani her şeyin bir zorlu olduğu gibi engelli olmanın da farklı sorunları var yani. Öğretmenlerin, arkadaşların destek oluyor mu sınıfta? Evet, destek oluyorlar. Yani geldiğim zamandan itibaren özellikle ki öğretmenlerim beni hiç yalnız bırakmadılar. Böyle hep beni en iyi yerlere çıkarma mücadelesine giriştiler. Onlara da yani çok iyi insanlar. Arkadaşlarım yine öyle olsun. Yani iyiydi okul. Peki Zümrüt, yıllar sonra üniversiteyi de bitirdin. Atamanın olduğu o ilk günü, öğretmen olduğun ilk günü neredesin? Nerede öğretmensin? Sınıfta nasıl çocuklar var? Nasıl öğrenciler var? Sen ne giymişsin? O hayalinden biraz bize bahseder misin? Valla ilk gün işte böyle atamaya bakacağız. Hani böyle öğretmenler televizyonda duyuyorum. Böyle gencecik öğretmenler çığlık atıyorlar böyle hani kendisi atanmış böyle bir mutlu olmuş ailesine falan sarılıyor. Yani ben de öyle bir şey hayal ediyorum. Annem yanımda olursa böyle bir bakıyoruz atamam olmuş ben öğretmenliği kazanmışım. Aşık Veysel değil ki öğretmenliğimi yapmak istiyorum. Yani hayalim o. Oradaki öğrencileri yetiştirmek ve onlara hayatı hazırlamak istiyorum. Çünkü bize Aşık Veysel'de de sadece ders vermediler, hayata da hazırladılar. Yani dışarıda neler olacak, size nasıl davranacaklar ya da sizi nasıl yani çekinecekler, nasıl bakacaklar diye bize hayata da hazırladılar. Ben de o çocukları o şekilde hazırlamak istiyorum. Yani yo ben gene anlayışlı bir öğretmen olurum. Çünkü hep etrafımda öyle öğretmenleri gördüm. Yani anlayışlı, hakkını veren öğrencinin. Yani bu şekilde bir öğretmen olmayı hayal ediyorum. Peki maddi yetersizlikten kaynaklanan şu an yaşadığınız sıkıntı seni nasıl kamçılıyor, hayata motive ediyor? Şimdi bazı şeyler şöyle söyleyeyim yani bence bu zorluklar da benim için bir şey böyle hırs yapıcı bir şey. Çünkü belki eğer işte benim hayatım kolay olsaydı ben bu kadar hırslı olmayacaktım. Yani bu zorluklar içerisinde ya bak ben bu kadar zorluklar görüyorum. Benim aileme, toplumuma, milletime sorumluluğum var. Benim bir sorumluluğum var. Ben eğer o sıralarda oturuyorsam benim devletime, milletime karşı sorumluluğum var demektir. Ben bunu göz önünde bulundurarak gidiyorum aslında okula. Annene bir hayalin varmış, ev alacakmışsın. Evet, anneme ev almak istiyorum çünkü yani biz hep kirada oturduk. İnşallah annem bana çok destek oldu. Yani ailem özellikle de ki annem onu böyle mutlu görmek istiyorum yani onu bir ev almak istiyorum evet. Peki canım. İsim. Yok, çay bir kere yok yanımızda. İşte
Geç açtık. O da işte mahkeme hala sürüyor. Zaman aşımından kaybediyoruz. Yoksa %99 kazanıyoruz ama zaman aşımından ötürü hep erteleniyor. Kimdi doktorun adını? Kaç kişi Zümrüt? Sınıf 34 kişi. Ya neden erken doğum oldu senin çocuğun? Sen sınıf birincisin herhalde. Evet. Doktora da gitmiyordum. Kontrol. Arkadaşların kıskanıyor mu seni? Yani bazen. İşte doktora... Çınar! Çınar sen var ya. Sen bir bıcırıksın ama. Zümrüt kardeşine. Bir daha Zümrüt. Tamam. Yaramaz bu çocuk. Bırak tamam. Bu çocuk çok yaramaz. Tamam. Coğrafya ders kitabıymış. Evet. Yerin kalan. Oku diyor yani. Mesela burada hangi konu var şu anda o sayfa? Burada ne konusu var bakalım. Kıtaların oluşumu. Ders mi çalışıyor? Ben de kitabı alacağım. Oo. Braille. Evet, Braille alfabesi. Yeterli diyor abi. Hı hı. Şöyle yerine koyalım. Ya Elif Şafak bir tupalısı. Bunları nereden aldın? Kütüphanede. İlhan Kütüphanesi. Konak'ta İlhan Kütüphanesi. Okudun. Canan Tan'ın romanlarını çok seviyorum. Başka ne? Elif Şafak'ı seviyorum, evet. Kuaförde güzel görünmüştü saçları gözüne ama şimdi o kadar emin değildi. Zaman zaman kıvırcık, zaman zaman da dümdüz saçlara özenen ama her ikisini de hep başkalarına yakıştıran kadınlardan olduğu için her an iki tarafı da meyletmemeye hazır iri dalgalar halinde salınır durdu saçları. Karıştırsana o kitapları bir önündekileri. Evet burada. Şurayı koymuşsun.